Çok korkuttun Cemal'i. Hak edeyim. Musibet şey. Heh, kaldık mı gelinliksiz ortada? Ne var? Böyle evleniriz. Öyle canım zaten. Bu yaştan sonra neyimize bizim gelinlik güvelik? Oho. Çok çabuk pes ettin Ezo. Ya etmeyeyim de. Bazı zaman korkayım. Neden korkuyorsun? Baksana, konuşmamız bile farklı. El kadar beril bile sorayım niye böyle konuşuyorsun de. Modacıyla anlaşamayayım. Yarın bir gün senin sosyetik arkadaşlarından da anlaşamayacağım. Ezo bak. Sakın ayrı dünyaların insanıyız muhabbetine falan girmeyelim hiç, tamam mı? Ya girmeyelim de yalan mı? Elçin ablam bile istemiydi bizim hal yol olmamızı. Var gerisini sen düşün. Ben istiyorum. Kime ne? Tamam. Asıl bundan korkayım işte. Şimdi isteyin. Ya sonra? Bir sene, iki sene sonra? Ben Ezo'yum. Hiç değişmedim. Bileyim ki değişmeyeceğim de. Ya sonra bıkarsan benden? Ya yakıştıramazsan yanına? İstesen manken kimin kadınlarla evlenirsin? Beni dinle. Nasıl konuştuğun, nereden geldiğin benim hiç umurumda değil. Ben senin gözlerine baktığımda ruhunu görüyorum Ezo. O gün çocuklarla oynarken yürüyüşündeki samimiyeti, sıcaklığı, insanlığı biliyorum. Ben manken aramıyorum. Beni sevecek, deli gibi sevebileceğim gerçek bir insan arıyorum. Her gün uyandığımda yüzünü görüp bana yaşama sevinci verecek bir insan. O sensin. Aa, bu da iyiymiş. Ay keşke bunu göreydi de öyle gideydi Zoprova'ya. Aslında Kadim Bey'e de şöyle eski modern bir takım elbiseye gider değil mi? Şöyle fırfırlı gömlekli falan. Kızım da gören seni evleniyor sanacak. Sen şöyle için ucundan bir tutsana. Aha yapıp dünya usta bana ne hacet? Hazo, seçti mi gelinliği? Şş, ay hiç konuşma Meryem. Ay ne oluyor ya? Modacımızla pek anlaşamadı da. Anam nesiyle anlaşacağım? Deli bozuğun önde gideni. Ben şurası şöyle olsun deyip yok öyle olmaz deyi. Ya dinleyedin ya acık. İşin arbabı o değil mi? Ya çul çaput yerim ama sevdiğim kimin olur? Az kalsın kavga çıkıyordu. Beklenir bundan. Ya ustam sen de gıcılama benim sinirimi. Daha yeni geçiyor zaten. Ne olacak şimdi? Çekil. Ben de daha giden falan bakıyordum gelinlik falan ama... ...sen şimdi beni dövmeye kalkarsın karışma diye. Meryem. O tatlıların üstünü ört. Geçen gün de açık bırakmışsın. Sabaha kadar kuruyor onlar. Ay. Haydi çabuk. İyi akşamlar. Hayırdır kapatıyordunuz herhalde. Gel. Al kız şunu. Hayırlı olsun Ezo. Evleniyorsun. Ha öyle. Evlenik işte. Sen görüyor musun kaderi kısmeti? Ta Anteplerden kalk gel burada evlen. Öyle. Gerçi sizin sırayı aldık herhalde ama. Aman bizim başımız kalabalık şimdi boş ver. Anlatsana. Sabahtan beri meraktan öldüm. Hadi oturun çıkmadan bir akşam kahvesi yapalım size. Hadi gel. Çok güzel Ezo. Sağ olasın. Nasıl teklif etti anlatsana. Yani etti işte. Cevizin içine koymuş yüzüğü. Cevizin içine? He. Yapmış adam işte. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Cevizi açacağım da içine yüzüğü koyacağım. Aynasını kapatmış da tekrardan. Aman Meryem o mu kaldı bir derdin? Gelinliği ne yapacağız? Ya ben deyim ki. Bak şimdi. Aha böyle uzun doğaklı, uzun etekli, böyle göğsünden fırıl fırıl döne bacağı kadar insin. Ama askılı olmazsın. Sen straplez diyorsun, ben bildim onu da. Asıl straplez değil de ipek saten gelinliğin böyle göğüs kısmı V olarak gelecek. Böyle kristal taşlarla süslenecek. Şuradan da bir gümüş kemerle tamamlandı mı? Yani
Aynen böyle uzun duvaklı prenses Diana gibi. Ama neyse işte. Bak önü böyle taşlı olsun, tamam mı? Duan sonu kocaman taç. O taç böyle pırıl pırıl parlarken... Taç olmaz, çok banal. Ay neresi banal? İyi sizdeki verin madem. Ama sadece hiç yaranılmıyor ha. Ay nasıl bilirsen öyle yap. Zaten dövülmüş bir tane terzi bugün. Hayır, çünkü Ya senin bildiğin bir terzi merzi vardır. Var var. Ben yarına randevu alırım ona. Yok yarın olmaz. Benim biraz işim var yarın. Ya sen kimi dövüyordun? Ay sorma. Biz şimdi kadimden bir sosyetik terziye gittik. Zaten kadın mı erkek mi belli değil. Böyle aksi lanet, çirkin, Nemrut. Öyle nusu be suratlının biri işte. Bir dakika. Kadimle mi gittin? Damat gelinlik bakmaya gideriz o. Sen de hiç bilmiyor. Ama ne bileyim canım, saf kimin bir şey oldum zaten Ece. Aslında sırf boncukla yap ilakimi gelinliği. O yakışır sana Ezo. Bak. Aha bunun gibi. Boncuklu delideye de sarak ayağı alırsınız artık sonra beni. Ay ama... Aslında güzelmiş de. Ama Ezo işte. Bu karar verecek. Hoş geldiniz. Ben birazdan gelirim Ezo Hanım. Tamam. Ne dediniz? Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Kadim amca yok mu? Onun haberi yok geldiğimden. Özledim anam, sizi bir görem dedim. Aa, ne yapıyorsun kız? Bunu niye takıyorsun ki? Hiç yakışmıyor sana. Sen çok güzelsin. Keşke senin kadar güzel olsam. Sen de çok güzelsin. Saçların da Barbie bebek gibi. Alın bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevin sen mi okumayı? Seviyoruz. Cemre de çok seviyor. İyi okuyun. Ezo ablanız kimin, cahil kalmayın. Efendim. Hasan adında biri sizinle görüşmek istiyor efendim. Kim? Hasan Bey. Tamam gönderin. Gel. Gel. Gelen mi? Buyurun. İyi günler. İyi günler. Kadim Afşah siz misiniz? Evet. Ben Osman Özbakkal'ın kardeşiyim. Hasan. Bildin mi? Osman? Askerden arkadaşınmış. Ha Osman. Ha tabii ya, gel gel. Gel gel. Otur şöyle. Osman nerede? O çivrildi, o gelmedi. Ha. Nasıl? Keyif yerinde mi? İyi diyeyim, iyisin. Ne içersin? Yok, ben bir şey içmeyeceğim, sağ ol. Hayırdır? Ben iş arıyorum. Bayağı da arıyorum. Bulamıyorum. Bizim oğlan da dedi, İstanbul'da kadın var benim asker arkadaşım. Ona git dedi. Sizin tekstil işiniz yok muydu Denizli'de? Ben öyle hatırlıyorum. Osman öyle derdi. Sen de Ukrayna'da bir şeyler yapıyordun galiba, değil mi? Ya hiç sorma. Gittik elin memleketine, bulduk orada oyalı bir kadın. Ne varsa yediydin, ne varsa yediydin. Elimde avucumda ne varsa yedi kadın. Dımdız zakkalı verdik ortada. Osman? O bütün kalan borcu yüklendi. Ödeyecek hepsini. Daha borç var yani. Va ama internet kafa açtı indi. O da çalışıp hepçiğin ödeyi verecek. Ama ben edemedim oralarda. Büyük denize geleceğim dedim. İyi etmişsin.